her yıl fuara katılıyorsunuz. Sektörün önde gelen bir firmasınız. Ben sizden şu anda bir fuarı bir değerlendirmenizi istiyorum. Ayrıca da önceki fuarla bugünkü fuarı da bir karşılaştırmanızı istiyorum. Fuara beklentimiz çok beklentili girmedik. Niçin? Dünyadaki şu anda mevcut durum, ekonomik krizden tutun. Artı şu andaki bilhassa komşularımız, özellikle Rusya'nın durumu ile ilgili olarak çok büyük beklenti içinde değildik ama fuar organizasyonu ve bizim kuruluşlar İMMİB, İhracatçılar Birliği bu konuda birkaç çalışma yaptılar ve yeni birkaç pazardan yeni bazı heyetler getirdiler. Bu gelen heyetler biraz fuarı besledi. Yani umduğumuzdan daha iyi bir fuar geçiriyoruz şu anda. Biz de her sene fuara katılıyoruz ve büyük bir hazırlık içinde katılıyoruz. Yani heyecan içinde katılıyoruz. Büyük bir ihtimalle yaptığımız hazırlık, yeni koleksiyonlarımız ilgi çekti ve siparişler aldık. Siz bu fuara hangi ürün konseptiyle katıldınız bu yıl? Bizim ürün gamımız tamamen pırlanta üzerine kuruludur. Ama biz pırlantada çeşitli koleksiyonlar yapıyoruz. Daima farklılık yaratıyoruz. En önemli yaptığımız farklılıklardan bir tanesi, mesela bir tek taşta, pırlanta tek taşta en yüksek renk olan bir D kalır. En değerlisi ve en nadir bulunan ve en beyaz olan pırlanta üzerine çok güzel bir koleksiyon yaptık. Ve bunda bir proporsiyonel bir fiyat yaptık. Hem toptan için hem parakende müşteri için. Nedir promosyonel? Karlılığımızı az tuttuk. Hem biz hem parakende satıcısı olarak. Bu yönden şunu söylemeye çalışıyorum. Bir G kalır alacağına aynı fiyattan veya çok basit bir fark verir bir D kalır alabilir gibi. Bir o koleksiyonumuzu geliştirdik. İkincisi çok yeni modellerle alyanslar yaptık ve tek taşlar yaptık. Mesela önemlisi A harfini aşka yorumladık ve Arish'in A'sı şeklinde bir çok güzel bir ürün yarattık, bir tek taş yarattık ve onun koleksiyonunu yapmış olduk. Keza Alyans'a da aynı şeyi yaptık. Bunun yanı sıra fancy color pırlantaları da yani renkli pırlanta, mavi, kırmızı, yeşil, sarı sertifikalı ürün gamını yaptık. Ve bunun yanı sıra elmas da her zaman olduğu gibi hem yeni koleksiyonumuz hem yeni dizaynlarımız var. Şu anda fuarı ziyaret eden, dışarıdan gelen yabancılardan genelde hangi devletler ağırlık basıyor? Şu anda biraz Arap devletleri ağırlıklı şu anda. İranlar göze çarpıyor. Bir de bir Çin heyeti, alım heyeti oluşturdular. Orada özel görüşmeler yaptık ama onlar şu anda göremedik. Fuar alanı içinde özel görüşmelerle bir Çin heyeti yaratıldı. Peki siz bu fuar bugün üçüncü günü bu gelen yabancılar ki buradan Arish'te sizinle herhangi ürünlerinizde baktığınızda hangi ürün daha çok öne çıktı? Doğrusu isterseniz yabancılar daha çok küçük ürünler yani 150 dolarla 350-400 dolar ürünler üzerine odaklandılar. Büyük bir ihtimalle herhalde dünyadaki ekonomik kriz tüketicinin daha küçük parçalar üzerine yönlendiğini gösteriyor. En çok ona baktılar. Daha çok da sipariş onların üzerinden geldi. Yabancılar adına konuşuyorum. Siz genelde sürekli yeni, daima yeni ürünler, yeni konsept, yeni gamlar oluşturuyorsunuz ürün konsepti olarak. Bundan sonra ileriye yönelik sorayım. Yeni projeler nedir? Yeni projemiz çok yakın bir zamanda Avrupa'da ilk mağazamızı açacağız. Ve bu mağazamızı da büyük bir ihtimalle prototipin ötesine çoğaltacağız. İlk etapta Frankfurt'ta düşünüyoruz. Frankfurt veya Köln'de açacağız. Bununla ilgili çalışmalar başladı, analizler başladı. Arkasında da Avrupa'da önemli şehirlerde 5-6 mağaza açmayı düşünüyoruz önümüzdeki 3-4 yıl içinde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haber Gold'a teşekkür ederim. Dünyanın dört bir yanında pazar payınızı arttırmak için Haber Gold TV'yi seçin. Reklamlarınız için